Alişan Gaziantep'te iftar vakti ezan okudu. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Depremzede bir ailenin sofrasına konuk oldu. Dikkatimi çekti, böyle siz geldiniz. Nasıl sarıldılar? Öyle biz başlamıyor böyle. Evet. Ama hiç gitmedik ki. Çok sevgili. Ne güzel. Oruçlar açıldı, sohbetler edildi. Yolu Gaziantep'e düşen Alişan, iftara dakikalar kala çocuklarla buluşuyor. Evet, Alişan'la Ertegül'üm size izleyicileri, Islahiye 2 geçici yaşam alanındayız. Şu anda çocuklarla top oynayacağız. İftara çok az kaldı. Ne yapacağız? Kaç dakika kaldı? 15 dakika kaldı galiba. 15 dakika, 5'er dakikadan top oynayacağız. Tamam. O zaman iyi top oynayanlar şöyle ben, bir... Ben. Herkes iyi biliyor. Evet. Abi. Bazıları abi, ben söyleyeyim. İyi, tamam o zaman. Abi kaptan ikimiz. İkinizsiniz. O zaman hemen takımları alın. Çocuklar hemen takımları belirlemek için taş, kağıt, makas oynuyor. Taş, kağıt, makas. Ben kimdenim? Ben bir yeri sendenim, bir yeri ondanım. Tamam mı? Takımları alın hemen. Hayırlı Ramazanlar herkese. Teşekkür ederiz. Ben Emir Ali, Mehmet. Tamam mıdır? Hazır mısınız? Hazırız. 10 dakika kaldı iftar, hadi. 1, 2, 3. Maç çok çekişmeli geçiyor. Şu anda. Kızların oradan ayrılın, ayrılın. Evet. Tam bir kör dövüşü. Top bana gelecek mi? Gol! Gol! Gol attık. Çak çak çak. Ne oldu? Santra. Ha, santra yapacağız. Bizim takım geçsin buraya. Hadi bir, iki, başla. Top taca gidiyor. Tacı atmak da Alişan'a düşüyor. Taç. Top dışarıda. Kaç dakika kaldı iftara? Ver taç, taç atacağım. Hadi. Çocuklar, maç bitti 1-1. Dostluk maçı 1-1 bitti. Maç 1-1 bitti. Çocuklarla maçı bitiren Alişan, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'le bir araya geliyor. Başkanım hoş geldiniz. Nasılsınız? Allah razı olsun, teşekkür ederim. Geliyor musun çocuklarım? Başkanım maç yaptık. Ne oldu? Bir beraber bitti. Bir onlar attı, bir biz attık. İyi, iyi olmuş. Beraberlik iyiydi. Artık iftar vakti. Gaziantep'lilerin orucunu açması için bu kez akşam ezanını Alişan okuyor. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la Muhammeden Resulullah. Eşhedü en la Muhammeden Resulullah. Hayya alessalâh. Hayya alessalâh. Hayya alel-felâh. Hayya alel-felâh. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah.
Alişan İftar'da depremzedelerin yaşadığı yaşam alanında bir eve konuk oluyor. Ve Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep'in Islahiye ilçesi Belediye Başkanı Kemal Vural'la iftar yapıyor. Şimdi burada yaşam alanında biz de iftara davetliyiz. Biz de geçeceğiz bir iftara başkanla birlikte. Depremzedeler için yapılan evler Gaziantep'te hızla teslim ediliyor. Bizim 4200 tane hak sahibimiz var. Yani evi yıkılmış, ev almak hakkına sahip insan. Bunların tamamından fazlası ev yapıldı. Ama tam işleri bitmeyenler var, ince işlikleri olan var. Bir tane teslim ediyoruz. Şimdi 1000 tanenin üzerine teslim edildi. Önümüzdeki ayda bir şey daha var, kura. Yani 2-3 ay içerisinde, Haziran ayında inşallah İslahiye'de dışarıda bir tane vatandaşımız kalmaz. İnşallah. Buradaki evleri de yine kiracılar için düşünüyoruz. Başkanım daha geçen sene hesapladım. Geçen sene bu zamanlar bir ay olmuştu. Tabii tabii. Evet. Tabii. İlçe başkanımız İbrahim Öpeyiz deprem sonrası afet sonrası daire başkanlığı yaptık. Türkiye'de ilk kez böyle bir birim kuruldu. Çünkü burada depremzede. Başkanın yarısı, ailesinin yarısı yok oldu. Depremde kendi belediye çalışanları yok oldu. Biz büyükşehir olarak hemen bütün gücümüzle geldik. Birlikte hemen koordine ettiler. Allah razı olsun. Yoksa çok zor, çok iş var. 2014'te ben geldiğimde belediye başkanı, ikimiz beraber başkanlık olduk. %80 kayıp kaçaktı. Su yoktu, kanalizasyon böyle havadaydı. Sineğin bini korkup bini korkup bini kalkıyordu. Hatırlıyorum. Evet, evet. %80 yer altını değiştirdik. Ondan dolayı biz çok hızlı su verdik. Asrın felaketi olarak tanımlanan 6 Şubat depremlerinde yaşananlar hala unutulmuyor. Bir de bunu deprem diye görmemek lazım. Yani küçük kıyamet diyebilirdik. Mesela işte ben bir müze daha yapacağız. Daha da daha kavuştu. Yukarıda 2,5 milyon metreküp harfiyat indi. Orada bir doğal gölet oluştu. Gördüm. Gördüm ya. Gördünüz mü? Gördüm. Yani bu enkazı kaldırabilmek çok kolay değil. Dünyanın hiçbir ülkesinde ben zannetmiyorum ki bir yıl içerisinde tüm depremzedeleri ev sahibi yapabilmek. Burada yıkıncaya kadar durmadık. Yani biz şuna şükrettik. Eğer bir bina sağlam kalabilmişse, içinde insan ölmemişse o başarılı bir bina dedi. Bir de bu bölgede devletin yaptığı binaların hiçbirinde bir yıkım olmadı. Aynen. 2500 tane TOKİ'nin olması İslahiye'deki can kayıplarının az olmasına da neden oldu. Ölüm oranını düşürdü. TOKİ'den hiçbirinde ölüm olmadı. Sesimi duyan var mı? 72 saat. Ondan sonra çok soğuyor. Nasıl mucize bekleyin diyor. Yaşanmazsa kelimelerle anlatılmaz. Yani kaçıyor çünkü insanlar. Aşağıda yani şeyde kaçıyor. Merdivenlerde kaçıyor insanlar. Yani insan istiyor ki hepsini kurtarsın o an. Öyle ki çığlıklar. Siz ne birinci depremde mi yıkıldı abla, ikinci depremde? Birincide bizki. Birinci gece üstümüze geldi duvarlar. Duvarların hepsi çökmüşüz. Biz de çıktık zaten. Ben annemle almaya falan gittim zaten hemen. Gelin hanım. Ayrıldık biz. Yani yeni evlendiler. Yeni evlendiler. Biz de daha 6 ay evlendik. Hepsi gitti işte. Hayatta olduğumuzda şükür. Can sağ olun. Can sağ olun. Gelse hep sallıyorum. Kalkıyorsunuz bir 2 saniyede dünya yıkılmış. Çok. Ve kalkıyorsunuz bir çaresizlik var. İmkansızlık var. Hmm. Beton yığınlar masa değil ki veya tabak değil ki kaldırıp bir yere koyasınız. Ya başkanım yardıma gelecek olan insanların da karısı ölmüş, çocuğu ölmüş, yakını ölmüş. Herkes. Bir de Nurdoğan'da en büyük sıkıntımız Nurdoğan'da otobanda. Eski yol daha doluydu. Otoban 3 metre açılmıştı. Yani yol kapalınca AFAD'lar da bize bir 2 saat gecikmeli gelebildi. Olmasaydı gelse bile. Hayır yardıma gelecek adamın da evi yıkılmış. Onun da annesi ölmüş, babası ölmüş, çocuğu ölmüş. Bizim belediyede benim 14 şehidim var. Allah rahmet eylesin. Onun haricinde Allah razı olsun. Onun haricinde çalışanlar kimi kardeşini kurtarmaya, kimi kendini kurtarmaya. İşte ne yapsınlar? Yani belediye enkaz altında, jandarma enkaz altında, polis enkaz altında, halkın tam herkes kendini kurtarma derdinde. Alet var, kullanan yok. Ya ben böyle bir şey görmedim ya. Bu kadar hastane sağlamadı. Ben hastaneye yetiştiğimde bakan almadı. Sabah yani deprem bir yarım saat olmamıştı daha. Nedir durum dedi. Sana %60'ımız yok dedim. Ama benim Nurdan'dan haberim yok, Hatay'dan haberim yok. Herkes kendi evinde var. Bilmiyorsun ki. Bu defa televizyona çıkıp şehrin %60'ı yok deyince 100 tır günde tır geliyordu.
Allah devletten de razı olsun. Cumhurbaşkanımız. Vallahi Allah başımızda eksik etmesin yani sizleri. Yok yani. Yok. Çok destek oldu. Çok. Yani artık yardım gelmesin diyorlardı ya. Aynen. Koyulacak yerde mi kalmadı? Sır indiremiyorduk. Evet. Gaziantepliler deprem zamanı kendilerini hiç yalnız hissetmediler. Şu andaki Murat Bakan ve Abdülhamit Bakan. Ben yolda telefon açtım bakanım yetiş diye. Murat Bakan ve Abdülhamit Bakan. Murat Bakan 5 genel müdürüyle geldi. Sonra telefon çekmedi zaten. Adam hiç buradan gitmedi. Yani o kadar çok bizim üzerimizde hakkı var ki. Günde çok. İki defa geliyordu. Bir sabah bir akşam geliyordu. Nasıl okullar falan peki? Hiçbir şey yok okullar. Kamuya ait hiçbir kurumda bir sıkıntımız yok. Çok hızlı toparlanıyor. Hızlı bir toparlanmaya girdi. Devlet, millet, asıl dayanışması evet. Oldu. Haber oldu. Birleşti millet. Halkımız. Çok şükür. Bu da başka dünyanın hiç memleketine. Önce arabalar otel oldu bize, ev oldu. Tuvalet bulamadık. Seyyar tuvalet, seyyar banyo, duş havuzu duş yaptık. Yani evet. O kadar hızlı hareket ettik ki. Çocuklar. Dikkatimi çekti. Böyle siz geldiniz. Nasıl sarıldılar? Öyle biz baştan beri öyle. Evet. Ama hiç gitmedik ki. Çok sevgiler. Ne güzel. Devlet böyle afet durumunda şunu yapıyor. Konteyner kent kuruyor. Oraya kanalizasyonunu, içme suyunuzu, elektriğinizi çekiyorsunuz. Sistem kolay oluyor. Ama biz onu yapmadık. Dedik ki bizim vatandaşımız köylü, tarımla uğraşıyor. Kırsaldakilerin tamamını, 3000 tane konteyner, yine büyükşehir ekibimizle uyum içerisinde beraber ev ev konteyner dağıttık. Eviniz hangi köyde? Kale köyünde. Kale köyüne götürdük, evinizin bahçesine konteyner kurduk. Ona ayrı kanalizasyon, ayrı içme suyu, ayrı elektrik çekti. Çok güzel çalıştı. Bunlar çok büyük şeylerdi yani. Ama ne oldu? O insanlar evinden uzaklaşmadı. Aynen. Mehmet sen kaça gidiyorsun? Ben 4'e gidiyorum. 4'e. Nasıl şimdi okul? İyi. Büyüyünce ne olacaksın? Büyüyünce savcı, doktor falan. İkisi de apayrı. Bir savcı, bir doktor. Savcı nerede, doktor nerede? Her biri değişiyor. En çok? En çok doktor. Doktor. Bu Cumhurbaşkanı'nın hakkı ödenmez ya. Büyük ödenmez. Vallahi büyük ödenmez. Hiç ödenmez. Biz takımın parçasıyız. Gerçekten. Hiç hakkı ödenmez. Evet. Yani çok yardımcı oldu. Halka kendi kaldırdı, durumu getirdi. Nasıl hakkını yiyiciler başkanı, şeyimiz, Cumhurbaşkanımızın. Yani ödesinmez hakkı, devletimizin. Gerçekten.